Selam arkadaşlar. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Öncelikle sevgili atamız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün gazilerimizi, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Aracımız 2022 model Mercedes Freightliner Sprinter 3500 XD serisi 4x4 modeli. Olduğumuz ülkede Mercedes ve Freightliner ismiyle satıldığı için biz Freightliner'ı tercih ettik. Çünkü Freightliner olan modelleri direkt Almanya'dan geliyor. Mercedes adında olan modelleri South Carolina'da üretiliyor ve bazı kalite kontrol problemleri olduğu için böyle tercihimizi bu yönden yana kullandık. Araç 3000 turbo dizel bir motora sahip. Fabrikasyon 4x4 olduğu için yaklaşık normal modellerden 12 santim daha yüksekte. Şimdi aracımızın yanına bakarsak bu ekstra uzun şasi diye geçen modeli. Yani Sprinter'ın alınabilecek en uzun modeli. 170 Extended Cab diye geçiyor. Aracı alır almaz jantlarımızı ve lastiklerimizi değiştirdik. Aynı jant boyutu 16 inç. Ama BF Goodrich'in K02 adı verilen birazcık daha geniş off-road lastiklerini kullandık. Aracımızın arka tarafına geçersek, bu arada aracımız arkada çift teker. Bizim yaşadığımız ülkede ehliyetle ilgili herhangi bir problem olmadığı için ve karavan dönüşümünde içine koyacağımız ağırlıklardan dolayı arkada çift teker tercih ettik. Ayrıca karlı, çamurlu veya kumlu bir yere gittiğimiz zaman daha iyi bir traction sağlasın diye böyle bir yol tercih ettik. Aracımızda istediğimiz ama pandemiden dolayı gelmeyen tek özellik LED aydınlatma grubuydu. Bunları da daha sonra değiştirmeyi düşünüyoruz. Araçta 360 derece park sensörü mevcut. Hem arkasını hem önünü hem de yanlarını park ettiğimiz zaman gösterebiliyor. Ayrıca geri görüş kamerası, fabrikasyon çeki demiri, fabrikasyon arka basamağı mevcut. Burada da gördüğünüz gibi 3500 XD 4x4. Şimdi aracımızın yanını gösterelim. Aracımızda fabrikasyon, elektrikli yan kapı ve elektrikli basamak mevcut. Bu arada içinde de bir gün önceden başladık. İçindeki panelleri söktük. Yine fabrikasyon gelen alt kaplamamız var. Ama bunu da çıkaracağız. Bunu da kalıp olarak kullanacağız. Ama maalesef çok kalın olmadığı için karavan dönüşümünde tekrar kullanmamıza imkan yok. Aracın içine geçersek gördüğünüz gibi en uzun Sprinter olduğu için bize bayağı bir geniş yaşama alanı sağlayacak. Dün ben panelleri çıkarttım. Yan duvarlar, kapı içleri. Bunları çıkarttıktan sonra fabrikada bu paneller vidalarla takıldığı için yan duvarlara o vidaların olduğu yerleri boyayla kapadık. Bunun da nedeni daha sonra bu kısımlardan bir çürüme, paslanma yapmaması için. Gördüğünüz gibi her şey şu anda açık. Arka paneller çıkmış durumda. Bir sonraki videomuzu size göstereceğiz. İlk önce yapacağımız işlem ses izolasyonu olacak. Onun için bu geniş panellerdeki açıklıkların hepsine kendi aracın içinde olduğu gibi şu tip, genellikle bunlar asfalt malzeme diyorlar ama koku yapmayan bir asfalt malzeme. Kilmet dediğimiz bir malzeme var. Onu da size göstereceğim. Onlarla kaplayacağız. Daha sonra da ısı yalıtımına geçeceğiz. Bunları da gelecek videolarda sizinle paylaşacağız. Şimdi aracın ön tarafına geçiyorum. Size
burayla ilgili özellikleri anlatacağım. Araçta Premium Plus denilen bir paket var. En üst paketi diye geçiyor yaşadığımız ülkede. 11 inçlik bir multimedya sistemi. Factory navigasyonu. Kablosuz şarj ünitesi. USB çıkışları. Ekstradan gelen üst panel havalandırmalara. Ekstra kapaklı depo alanları mevcut. Onun dışında güvenlik özellikleri olarak bir arabada olması gereken bütün güvenlik özellikleri mevcut. Aktif radar kontrollü hız sabitleme, kör nokta sistemi, şerit takip, yağmur sensörü. Mercedes'in S-Class serilerinde gördüğümüz ıslak wiper dedikleri ya, wet wiper sistemi. Bu arada aracımız otomatik vites, otomatik klima kontrolü. Burada da 4x4'ün ayarları, konfor koltukları mevcut. Onun dışında konfor panel, 3 tane ayrı ekstradan konulmuş din slot. Bu üstteki tarafa off-road ışıklarının düğmelerini koymayı düşünüyoruz. Onun dışında aracımızda, videonun başlangıcında da belki söylemişimdir, 3000 motor 6 silindirli bir dizel ünitesi mevcut. Çok teşekkürler. İzlemeye devam edin.